Bütün mesele tevhid'i anlayıp la ilahe illallah demektir. Ne kadar Rabbimizin ismiyle okuduk, onun ismini okuduk, o kadar la ilahe illallah deme imkanımız olur ve o kadar iman etme, Rabbimize aşık olma imkanımız olur. Bu durumda la ilahe illallah deyince ne demiş oluruz? Onun Tecelli etmediği hiçbir varlık, hiçbir şey, hiçbir zaman, hiçbir mekan yoktur. Her anda, her yerde tecelli eden odur. Bütün varlıklar diri olanlar onunla diridir. Başka bir hayatla diri olanlar, Rabbini hamde hamd tesbih eden diğer öbür bütün varlıklar yine Allah'ın tecellisiyle diridir, isimleriyle diridir. Onun için iradesi olmayan hiçbir varlık yoktur. Rabbini hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Rabbini sevmeyen, aşık olmayan, her zerresi sema etmeyen. Buna ne deniyor? Atom deniyor. Atom hatta biraz daha atom altı parçacık. Biraz daha başka isimler veriyor. Kuantum deniyordu. Ne var sonuçta? Sadece Allah'ın tecellisi var. Ama bu tecellide yani böyle anlamaya çalışırken kendine bilim adamları diyen sanki yeni bir şey keşfetmiş gibi Allah'ın yarattığını keşfetmeye çalışıyorsun, anlamaya çalışıyorsun. Ne kadar? Gördüğün kadar. Sonra hüküm veriyorsun, bilim diyorsun ona. Bilim Allah'ın ilminden nasıl ayrı olabilir? Allahsız bilim olur mu? Onun yarattığını, bir parçasını, bir şeyi anlamaya çalışıyorsun. Sonra onunla kibirleniyorsun. Ben bilim adamıyım, bilimsel konuşuyorum. Hangi bilim? Nereden getirdin sen bu bilimi? Nereden aldın sen bu ilmi? Sonra bu neyin bilimidir? Sen Rabbini biliyor musun? Eğer biliyorsan sen bilim adamıysın. Büyük ilim adamıysın. Marifet adamıysın. Hakikat adamıysın. Sonra onu götürüp bu Rabbimin tecellisidir diyemiyor. Mesela o en aşağı, en küçük parçacıkta bir var oluyor, bir yok oluyor. Bir var oluyor, bir yok oluyor. Nedir bu? Bunu bilmiyoruz. Nereden geldiği bu? Bilmiyoruz. Yok oldu, nereye gitti? Bilmiyoruz. Ne biliyorsun? Biliyorsun. Biliyorsun söylemek istemiyorsun. Yani kafirliğinden söyleyemiyorsun. Allah tecelli ediyor. Tecellisi peş peşe geliyor. Bir an Allah tecelli etmese bütün varlık yok olur. O için tecellisi peş peşedir. Biz de sürekli var zannediyoruz, öyle görüyoruz. Tıpkı buradaki ışığı gördüğümüz gibi ışık da öyledir. O da sürekli değildir. Parça halinde, parça parça tecelli ediyor. Ama o kadar hızlı, peş peşe ne kadar saniyede kaç kilometre, 20 bin kilometre hızla tecelli ettiği için biz onu sürekli buraya ışık görüyoruz. Yoksa böyle yanan sönen bir şey görürdük.